Çanakkale İl Özel İdaresi'nde yeni dönem başladı. İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğine kısa bir süre önce atanan Mustafa Altındağ, 2024 yılı faaliyetlerini değerlendirerek 2025 yılı hedeflerinden bahsetti. Çanakkale İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mustafa Altındağ, 2024 yılı için planlanan faaliyetlerin büyük bir kısmını tamamladıklarını ifade ederek, 2025 yılı için meclisten 1 milyar 400 milyon TL bütçe talebinde bulunduklarını söyledi. 2024 yılını tamamladık. Faaliyetlerimiz bu arada plant tamamlandı, yol, ulaşım, su gibi faaliyetlerin tamamı tamamlandı. Köylerimizdeki işlerin tamamını yaptık gibi. 2025 yılı için yeni bütçe talebimiz oldu. 1 milyar 400 milyon civarında bir rakam. Bu bütçedeki önceliğimiz her zaman için Çanakkale halkı ve köylerdir. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Altındağ önümüzdeki dönemde kırsalda ulaşım ve su sorununa öncelik vereceklerini kaydetti. Köylerimizin ve kırsalda yaşayan halkımızın içme ve kullanma suyuyla ilgili ihtiyaçlarının giderilmesi, sistemlerinin yenilenmesi, yapım, onarım, bakım bu işlerin tamamını yapıyoruz ve yapmaya devam ediyoruz. Köylerin önceliğimiz birinci dereceden ulaşımı. Şimdi köylerimiz arasında bir bağ var, yol, ağ var. Yaklaşık 4300 kilometrelik yol ağına sahibiz. Çok geniş bir alan, çok uzun bir kilometre diyeyim yani. 4300 kilometredeki birinci önceliğimiz köye ulaşım. Köylerden sonraki kısımlarda tarla yolları vesairelerin bakımlarını yapıyoruz. Önümüzdeki süreçte bu yıl 2025'ten itibaren köylerde birinci önceliğimiz bitumlu sıcak karışım olacak. Geçtiğimiz yıllarda beton yollar yapılmış. Bundan sonrası için biz de plant işlemini tamamladığımızdan dolayı kendi malzememizle ve kendi ekiplerimizle süreci başlatacağız. Altındağ, imar ve ekoturizm konusunda önemli açıklamalarda da bulundu. Herkesin bir tarafa imar açmak için koşturduğu bir süreçten daha sistematik ve düzenli bir sürece geçmeyi planladıklarını kaydetti. İmar faaliyetlerinde ve ekoturizmlerle ilgili Sayın Valimizde de ortaklaşa yürüttüğümüz bir süreç var. Bakanlıkla da görüşmeye devam ediyoruz. Bu süreci netleştirme ve bir sistematize etme taraftarıyız. Böyle herkesin bir tarafa imar açmak için koşturduğu bir süreçten daha sistematik ve düzenli bir sürece geçmeyi planlıyoruz. Kaçak yapı ile mücadelemiz devam edecek. Zaten tespitlerimiz, yıkım kararlarımız devam ediyor. Bundan sonra da aynı kararlılıkla devam ediyoruz. Kesinlikle geriye adım yok. Altındağ son olarak yeni dönemde vatandaşın işinin mevzuat çerçevesinde hızlı yürümesi ve iş akışında mağdur olmaması için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.